sormak istiyorum. Lütfü Akgül. Buyurun, şöyle de kullanabilirsiniz. Efendim, öncelikle sağlık meslek liselerini Türkiye'de işlediğiniz için ben CNN televizyonuna inanın çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz 5450 sayılı kanunla Milli Eğitim Bakanlığı'na yeni geçmiş bir okullarız. Bu kapsamda ilimizde ve Türkiye'de yaklaşık 286 tane sağlık meslek lisesi var. Hepsinde demin Sayın Müdürümün sunduğu gibi istihdam oranı çok iyi olduğu için talebimiz çok. Çünkü Türkiye'de açık çok bu anlamda, ihtiyaç çok. Evet efendim. Ben demin sorduğunuz çevre sağlığı bölümünü açıklamadan Çevre önce sağlık teknisyeni, evet. arz edeceğim efendim. Okullarımızda biz eğitimi ikinci sınıftan sonra 3 ve 4. sınıfta uygulamaya yönelik yapıyoruz. Bizim uygulama alanlarımız yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarıdır. Yani bizim materyalimiz insandır. Bu nedenle 1 ve 2. sınıflarda çok iyi bir teorik eğitim vermeliyiz ki 3. ve 4. sınıfta materyali insan olan, sağlık amacıyla hastanelere, sağlık kuruluşlarına gelen insanlara sağlık sunabilelim. Biz ara eleman yetiştiriyoruz. Sağlık Bakanlığı'na ara eleman yetiştiriyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin, Türkiye'deki bütün sağlık meslek lisesi öğrencilerinin iyi bir uygulama alanına ihtiyacı vardır ki, belki şu Tabii. soruyu sorabilirsiniz. Madem talep çok, neden çok öğrenci alınmıyor, neden daha çok kaydırılmıyor? Bakanlığımızın politikası öğrenciyi uygulamada daha çok kullanabilmek. Peki, uygulama tabii çok önemli. Staj yapmaları adı altında söyleyebiliriz belki bunu, ama sağlık lisesinden mezun olur olmaz iş sahibi olabiliyorlar mı? Bir sınavlara girmeleri gerekiyor devlet memuru olması için. Bu aşamalar neler? Önce onları da bir, hangi bölümlerden sınavsız bir şekilde mezun Peki. olup iş sahibi oluyorlar? Hangi bölümlerden sonra da sınava girmeleri Peki gerekiyor? efendim. Bizim okullarımız eskiden beri 4 yıldır. Milli Eğitim Bakanlığı 4 yıla geçmeden önce biz zaten 4 yıl olarak eğitim yapıyorduk okullarımızda. Bizim bütün bölümlerimizde mezun olanların lisans 3 okula geçebilmeleri mümkün. Ön lisans okullarına sınavsız girebiliyorlar. Evet, Ancak hangi bölümlerden? 24 tane bölüm var. Bölümden, Her evet. birine yüksek ön lisans olarak okuma şansları var. Sınavsız Sınavsız. Evet geçebiliyorlar ve efendim. 2 yıllık yüksek Evet efendim. okulunda okuyabiliyorlar Evet. meslek lisesinden 3 tane de sonra. lisans okulları ki bunlar acil yardım ve afet yönetimi, sağlık yönetimi ve hemşirelik yüksek okulu. Bunlara da ek puanla lisans eğitimine öğrencilerimiz geçebiliyorlar. Lisans eğitimine. Şu çok Ek önemli. puan dediğiniz nedir? Nasıl Yani alıyorlar ve sağlık geçiyorlar? üniversite imtihanlarında bu öğrencilere bak YÖK ek puanla kendi alanlarında Devam ettikleri etme için. şansı tanıdığı için öğretmen okullarında nasıl ki öğretmen fakültelerine geçişte bir puan tanınıyorsa bizde de Aynen o öyle. bölümlere geçişleri mümkündür. Şimdi bizim okullarımız istihdamı olduğu için talebimiz çok. 9 tane ana bölümümüz var. Bunların içerisinde bahsettiğiniz çevre sağlığı teknisyeni bölümü var. Ki ilimizdeki bir okulda da çevre sağlığı teknisyenliği eğitimi yaptırılmaktadır. Şimdi çevre sağlığı teknisyenliği bölümümüzde her türlü yerleşim yerinde fert, aile ve toplumu sağlığına zarar veren veya verebilecek çevre faktörlerinin incelenmesi, kontrol altına alınması, iyileştirme çalışmalarının uygulanması ve bu amaçla sağlık kontrollerinin yapılması konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu sanırım son Afet ülkesi olan Türkiye evet, içinde son dönemde ortaya geçerli bir çıkan bölümdür efendim. bir şey. Peki, diyelim mezun oldu bu okuldan, bu bölümden. Nerede çalışabilecekler? Bilecik'te. Bilecik'te efendim şimdi bizim mezunlarımızın eğer ön lisansı tercih etmemişse, üniversite imtihanlarında da başarılı olamamışsa, bunların Sayın Müdürümün de söylediği gibi özel hastanelerde iş şansları çok iyi. Yani biz daha Çevre mezun sağlığını olmak, teknisyenliği. onlar da dahil olmak Özel üzere. Evet hastanelerde efendim. ne yapıyorlar? Özel hastanelerde bakanlığımızın da son 2 yıl içerisinde özel hastanelerle olan anlaşmalarından dolayı emekli sandığı ve Bağkur ve sigortalı hastalarında özel hastanelere gidebildiği düşünülürse oralarda da talebin çok olması nedeniyle onlara arz sunabilecek bir altyapıyı kurmak zorundalar özel hastaneler. Bu kapsamda özel hastaneler bizleri, okul yöneticilerini
Öğrencilerimiz mezun olmadan önceden bizzat arayarak veya bizzat gelerek bizim mezun olacak olan mezun durumdaki öğrencilerimize kendi imkanlarını, kendi kurumlarını reklam yapmak suretiyle anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Bence bu çok önemli bir olay. Yani Türkiye'de üniversite mezunlarının bile kolaylıkla iş bulamadığı bir ortamda sağlık meslek lisesi mezunlarının daha iş bulabilmesi çok güzel bir olay. Bu neden ama yani özellikle çevre sağlığı teknisyenliği bölümü daha evet, okurken evet. Hastaneler tarafından kapışılıyor evet, diyorsunuz. Efendim, hep özellikle çok bildiğimiz bir alan değil ama yeni yeni ihtiyaç duyulmaya başlayan işte afet bölgesi olması evet. ve çeşitli toplumsal hastalıkların yaygınlaşması anlamında herhalde evet. bu bölüm çok revaçta. Peki talep var mı? Öğrenciler istiyor mu? Var efendim. Talebimiz çok fazla. Bütün bölümlerimize talebimiz çok fazla. İlimizde müdürümüz söylediği gibi 5 tane okulumuz var. Benim okulumu Merkez Sağlık Meslek Lisesi'ne geçen yıl 1500 başvuru olmuş. Ancak 70 kişi alabiliyoruz. Çünkü demin başta da konuşmamın başında da söylediğim gibi bizim eğitimimizde uygulama çok önemli. Tercih ediyorlar. Çok da ihtiyaçları var çok belki. Çok da ihtiyaçları var. Bunun için bence sağlık meslek liselerinin Türkiye'de şu andaki eğitimi çok güzel. Çok önemli. Önemli. Bu noktada sağlık meslek lisesi mezunu hemşiremize söz vermek istiyorum. 6000 öğrenci var. 750 tanesi bunun sağlık meslek liselerine ait. Yaklaşık %15, %20'si. Çok iyi bir rakam. Aslında yükseltmek ister insan bunu ama. Ama yeterince zaten uygulamalar yok. Ben heves bir cümle olarak. Çok kısa vaktimiz var. Şimdi bence sağlığı önce insanın bilmesi gerekiyor. Bu mesleği yapmasa bile örneğin bir ilk yardımı, örneğin bir enjeksiyonu, tansiyon ölçmeyi. İkinci olarak bakanlığımızın çok güzel politikası, benim çok takdir ettiğim mezunlarını, meslek ve teknik eğitim mezunlarını izleme projesi var. Yani mezun olduktan sonra siz bu programı televizyonunuzda işliyorsunuz. Bakanlığımız bunu zaten mezun olan öğrencileri izleme projesiyle devam ettiriyor. Ne yapıyor, ne ediyor, evet. nerelerde gibi. Bizim de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok desteklerimiz var zaten bu mesleğim gururumla ilgili. Mesleğim gururum için Bilecik'teydik. Bilecik'te %66'ya varan mesleki okullarda okullaşma oranı olduğunu gördük. Yarın başka bir ilden yine karşınızda olacağız.